Bugün Bolu'daki çalışmalarımızı genel bir istişare etmek, Bolu Dağ Tüneli'ndeki çalışmalarımızı yerinde görmek amacıyla bir Bolu programı planladık. Sayın Valimiz, Milletvekilimiz, İl Başkanımız ve Bolu'daki yöneticilerimizle beraber şu anda Bolu Dağı, Bolu Tüneli'ndeki Bolu geçişindeki tüneldeki çalışmaları yerinde beraber incelemiş olduk. Bildiğiniz üzere Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağ Tüneli mevkiinde 2022 yılında meydana gelen heyelanın ardından tünelin her iki tüpünün Kaynaşlı yönünde bir uzatma ihtiyacının ortaya çıktığını görüp ve buna gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kararını vermiştik. Bu kapsamda yapılan çalışmaların ilk ayağı olarak İstanbul Ankara yönündeki ulaşımı sağlayan tüpü 2023 yılı içerisinde 90 metre uzatarak hizmete açmıştık. Çalışmaların ikinci ayağı kapsamında Ankara İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının uzatılması çalışmalarına da 31 Temmuz'da yani tam bir ay önce başladık. 50 gün sürmesini planladığımız çalışmalarımızı İnşallah 19 Eylül'de tamamlamayı hedefliyoruz ve çalışmalarımıza planladığımız şekilde devam ediyoruz. Şu anda projemiz kapsamında tünel portalının betonarme temel imalatlarını tamamlamış bulunuyoruz. Tünelin 67 metrelik çelik yapı imalatında 32 metrelik kesimini de an itibariyle tamamlamış olduk. Toplam 256 metre uzunluğundaki fora kazık imalatlarını da hemen benim sağımda bitirmiş olduk. Yine değişimini planladığımız 4 adet viyadük genleşme derzinin 3'ünü kaynak işlemlerini tamamladık ve betonlarını da attık. 4. derzde kaynak çalışmalarına devam ediyoruz. Burada bu derzler hem yapı güvenliği hem de trafik güvenliği için çok çok kıymetliydi. Geçmiş yıllarda bazen şerit daraltarak yaptığımız onarımlar vardı. Dolayısıyla onları da ortadan kaldırmış olacağız. Ayrıca orta refüjdeki 3500 metrelik beton otokorkulukların yaklaşık 3000 metresini ve toplam 19400 metrekare olan viyadükler arası koruma ağının da tamamını bitirmiş olduk. Bu çalışmalarımızla birlikte Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünün 67 metre uzatılmasını sağlamış olacağız. Böylece bölgede yaşanılabilecek olası heyelanlara karşı ulaşım güvenliğini de maksimum düzeye çıkarmış olacağız. Değerli arkadaşlar, çalışmalarımız nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Abant ve Kaynakçılı kavşakları arasındaki 23 kilometrelik kesiminde İstanbul yönündeki trafiği geçici olarak D100 devlet yoluna aktarmıştık. Dolayısıyla D100 karayolunun Bolu Dağ kesiminde trafik yoğun seyrediyor. Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere, Kaynaşlı kesimlerinde araç yoğunluğu oluşuyor elbette. Ama bunu göğüslemek zorundayız. Kısa süreli bir sıkıntı. Bildiğiniz üzere maalesef son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak mevsim normallerinin çok üstünde yağışlarla karşılaşıyor, sel ve toprak kayması gibi olumsuz etkilere maruz kalabiliyoruz. Artık iklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesi konumunda. Hatırlarsanız geçen yıl Temmuz ayı içinde yoğun yağışların olumsuz etkilerini Karadeniz bölgesinin neredeyse tamamında yaşadık. O günlerde de dile getirdiğimiz üzere daha radikal kararlar alarak yaşanılabilecek olumsuzlukları da en aza indirmek için önlemlerimizi artıracağız demiştik. Bolu Dağ Tüneli'ndeki bu çalışmalarımızın ardından olası yoğun bir yağış döneminde bu kesimde daha önce yaşadığımız olumsuz durumların
hiçbirini yaşamayacağız inşallah. Ankara yönünde ulaşımı sağlayan tüpün tünel portalının 90 metrelik uzatması şu anda çalışmaları devam eden İstanbul yönündeki tünel portalının 67 metre uzatılmasıyla meydana gelebilecek olası bir heyelanın ulaşımı olumsuz etkilemesinin tam anlamıyla önüne geçmiş olacağız. Değerli basın mensupları, az önce de belirttiğim üzere şu anda D100 yolunda yaşanan yoğunluk elbette geçici. Çok kısa bir süre sonra Eylül ayının 19'unda bitmesini planlıyoruz. İnşallah bundan sonra da Bolu-Dağ geçişi bu tür nedenlerden dolayı trafik kesintisine uğramayacak. Mevcut durumda Bolu-Dağ geçişinde özellikle pazar günleri meydana gelen yoğunluğun azaltılması ve 18-25 azaltılması amacıyla 18-25 Ağustos pazar günleri ağır taşıtların D100 devlet yoluna ve Anadolu otoyolunu kullanmalarını sınırlamıştık. Bu uygulamayı 1 Eylül 2024 pazar günü yani yarın da devam ettirmek zorundayız. Saat 14 ile 23 saatleri arasında yapacağımız denetimlerle ağır taşıt trafiğinin Ankara-İstanbul istikametinde devlet yolunu ve otoyolu kullanmalarını sınırlandırmış olacağız. Sınırlandırma işlemi Ankara tarafında şehrin çıkış noktalarından, Karadeniz tarafında ise Karabük kavşağından itibaren yapılacaktır. Bu süreçte ağır taşıt trafiğini Ankara, Beypazarı, Nallıhan, Mudurnu, Akyazı güzergahı üzerinden sağlıyoruz. Tabii bu yolu ağır taşıtlar haricindeki tüm araç sürücüleri için de alternatif bir yol olarak tavsiye ediyoruz. Ankara-İstanbul yönünde Anadolu Otoyolu ve Ankara-Bolu Devlet Yolu'nu tercih eden ağır taşıtlar haricinde araç sürücüleri ise Bolu Dağı geçişinde D100 Devlet Yolu'nu alternatif olarak yine Bolu, Mudurnu ve Akyazı aksını da tercih edebilmektedirler. Bu noktada sürücülerimizden çalışmalarımız tamamlana kadar önümüzdeki 19 günlük süreçte seyahat planlarını yaparken bu hususları göz önünde bulundurmalarını da biz talep ediyoruz. Alternatif güzergahları mutlaka değerlendirsinler istiyoruz. Elbette can güvenlikleri için çalışma yapılan kesimlerdeki trafik işaret ve işaretçilerine de muhakkak uymalarını kendilerinden bekliyoruz. Bu düşüncelerle Anadolu Otoyolu Bolu Dağ Tüneli'ndeki başarılı çalışmalarından dolayı tüm karayolcu çalışma arkadaşlarıma ve müteahhit firmamıza, müşavir firmamıza, yine Bolu Valiliğimize gerekli koordinasyonundan dolayı emniyet teşkilatımıza ve Bolu'daki bütün yöneticilerimize bu anlamda ben teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız boyunca bize gerekli hoşgörüyü ve tahammülü gösteren sürücü ve yolcularımıza da hasreten burada gerçekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle çalışmalarımızın en kısa zamanda bitmesi temennisiyle sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum ve Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.